Kendi gündemiyle meşgul olan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni adeta unuttu. Hani deriz ya, orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür, gitmesek de kalmasak da. İşte böyle bir hal aldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türk askerinin tasfiye edilmek istendiği adada kritik saatler var. Türk köylerindeki arsalar bile Rumlara iade edilmeye başlandı. Bu yeni gelişmeye köylüler başta olmak üzere geniş bir kitleye tepkili. Biz kesinlikle Kozanköy olarak burada Rum istemiyoruz. Yani gerekirse her çareye başvuracağız. Kıbrıs Türk'ü öfkeli. Sebebi Türk topraklarının Rumlara peşkeş çekilmesi. 1963 ve 1974 arasında Türkleri göçe zorlayan Rumlar topraklarımızı işgal etmişti. Türk ordusunun barış harekatıyla bu topraklar geri alındı. İşte Girne'ye bağlı Kozanköy, Rumlardan geri alınan köylerden biri. Ancak köydeki bazı arsalar iade adı altında Güney Kıbrıs Rum yönetimi vatandaşı Nikolas Skouridis'e verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre iade kararının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Töre öncelikle iadenin hangi yasaya dayandığını açıkladı. Mal tazmin yasası zaten Avrupa Birliği'nin dayatmasıyla hazırlanmış bir yasadır. Ve Türkiye'nin de isteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde geçirilmiş bir yasadır. KKTC Meclis Başkan Yardımcısı toprak iadesinin Türkiye'yi işgalci pozisyonuna soktuğuna dikkat çekti. Bu olay kesinlikle yanlıştır. Mal tazmin yasası, taşınmaz mal tazmin yasası ya yeniden düzenlenmesi gerekir ve Türk tarafını suçlu gösteren, Türkiye'yi işgalci gösteren bu yasa doğru bir yasa değildir. Mal tazmin yasası, taşınmaz mal tazmin yasası Türkiye'yi suçlu gösteriyor. Kıbrıs Türk tarafını suçlu gösteriyor. Bu kabul edilemez. Kıbrıs meselesini yaratan taraf Rum-Yunan ikilisidir. Bizim onlara tazminat ödememiz değil, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk tarafına tazminat ödemesi gerekir. Eğer Türk tarafındaki gayrimenkuller Rumlara iade edilmeye devam edilirse adada huzur kalmayacak. Kozanköy'de yapıldığı gibi, bu arsanın iadesi gibi yarın yüzlerce binlerce duruma gelirse, Kıbrıs'ta şu anda 74 Mutlu Barış Harekatı'ndan bu yana var olan barış, huzur, özgürlük ve güven içinde yaşama olayımızı da orta yerden kaldırma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Kozanköy sakinleri de öfkeli. Kendi topraklarının Rumlara verilmesine asla razı değiller. Gavur getiriyorlar buraya. Ana vatan, yavru vatan, burası ne arar gavur buradan? Bizi gavur esir edip neler yapmadı bize? Ezildik, vurdu bana kundakla, kiparlı gavur. Biz kesinlikle Kozanköy olarak burada Rum istemiyoruz. Yani gerekirse her çareye başvuracağız. Biz 25 yaşındaydık geldiğimizde. Biz gavuru istemiyoruz. Biz gavurdan memnun değildik. Çok çektik. Çok çektik. Biz saklanırdık. Baykuş avlardı, avrum geliyor öldürsün bizi. Köpekler avlardı, aha geliyor gavurlar bizi öldürsün 3 tane çocuğuyla beraber. Bütün köyümüz saklanırdık biz mağaralarda avlucum. Biz çektik de bilirik. Çekmeyin, vallahi gitsin gavura. Biz gitmeyiz.